Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş'la beraberiz. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş'ın ikincisi düzenlenen sosyal medya buluşması tarihi nitelikteydi. Geceye Türkiye'nin önde gelen sosyal medya kullanıcıları, akademisyenler, gazeteci ve yazarlarla binlerce vatandaş katıldı. Salondaki samimi atmosfer yapılan konuşmalara da yansıdı. Resmen sosyal bir devlet buldum. İş, aş, Haydar Baş. Arkadaş, bu çok doğru bir şey. Kendilerine Müslüman diyen, kendilerine muhafazakar diyen, kendilerine efendim işte bu ülkede dini yücelttiği payesini vermeye kalkışanların tümünü toplayın. Şu salondaki bir tane hanımefendi ya da beyefendi ne Müslümanlığına, ne dürüstlüğüne, ne ahlakına uzak ara erişemez. Milli ekonomi modeline Çin sahip çıkıyorsa, milli ekonomi modeline Rusya sahip çıkıyorsa, o halde biz Türkler olarak bizim içimizden çıkan bu modeli kendimize anayasa yapmamız lazım. Ben Edirne'de 20 sene CHP'den belediye başkanlığı yaptım. 40 yıllık CHP'liydim. Ben 40 yıl CHP'de böylesine güzellik görmedim. Böylesine dostluk görmedim. Böylesine sevgi görmedim. Ne mutlu bana ki beni kabul ettiniz. Bana onur, şeref verdiniz Sayın Genel Başkanım. Bağımsız Türkiye Partisi'nin sosyal medya gecesinde konuşan isimler kritik konulara değindi. Milletimiz bu yerel seçimlerde yıllardır kendisine çözüm önerileri sunan, projeleriyle onların evlerini şenlendirecek olan, çocuklarının geleceğini şekillendirip kurtaracak olan, dünyada 4 milyar insanın projelerini kullanarak rahata, huzura erdiği Profesör Doktor Haydar Başbey'in genel başkanlığını yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi adaylarıyla buluşacaklar. Profesör Doktor Baş'ın projeleri milli ekonomi modelinin bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. Model bütüncül bir modeldir. İçinden sadece bir ya da birkaç maddesini kopya çekip kapitalist şartlarda bunları uygulamaya kalkarsanız asla bir neticeye ulaşamaz. Ülke insanını ötekileştirmeden huzur ve refah içinde yaşatacak olan tek lider olarak benimsedim ve bu partiye katıldım. Hocam yazdığı 13 bin sayfalık Ehl-i Beyt külliyatıyla Ehl-i Beyt'in yolunda Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Veli anlayışındadır. Mustafa Kemal Atatürk'e yöneltilen tüm iftiralara hoş geldin Atatürk kitabıyla belgelerle verdiği cevaplar ile Atatürk'ün yolunda yürüyen büyük bir liderdir. Ve o kadar bizdendiler ki Deniz Gezmiş, Yusuf ve Hüseyin hepsi Ehl-i Beyt kökenli. Deniz Gezmiş'in dedesi İstiklal Savaşı gazisi. Ve bu topraklara canlarını verdiler. Ne yaptılar peki? Bu toprakları işgale gelen 6. filoyu protesto ettiler. Ömer hocam dedi ya ayaklar baş oldu. O gün 6. filoyu kıble yapıp namaz kılanlar baş ama onu onuruyla protesto eden Deniz Gezmişler dar ağacında sallandırıldı. İşte bugün Haydar Başbey'in dizinin dibinde yetişen rahli tedrisinden geçen bizler o vefasızlığı ortadan kaldıracağız. Deniz'e de, Yusuf'a da, Hüseyin'e de ve bu salonda onlar gibi düşünen herkese sahip çıkacağız. Deniz Gezmiş sadece burada Türkiye'nin bağımsızlığı için değil, Filistin'de Filistinlilerin mücadelesinin yanında yer aldı. Samsun'dan Mustafa Kemal Atatürk yürüyüşü başlattı.
ve ölmeden önce babasına bir mektup yazdı. Dedi ki, sevgili babacığım, sakın metanetini kaybetme. İnsanlar doğar, yaşar ve ölür. Ne kadar yaşadıkları değil, nasıl yaşadıkları önemlidir. Doğru, Deniz ve arkadaşları çok güzel yaşadılar. Bu ülkeye bugün bu salonda konuşacağımız örnekleri verdirttiler ve birer örnek olarak karşımızda duruyorlar. Yine sevgili Ümit Sinan'ın ifade ettiği Atilla İlhan, ölmeden çok kısa bir süre önce Türkiye'de ulusalcılığın, ulusal kurtuluş mücadelesinin menbaı, kaynağı, merkezi Profesör Doktor Haydar Baş olacak demişti. Milli ekonomi modeli Atatürk ve Ehl-i Beyt çalışmalarıyla kronik sorunlara pratik çözümler getiren Profesör Doktor Haydar Baş'ta tarihi nitelikte bir konuşma yaptı. Biz faaliyetlerimize başladığımız günden itibaren birliğin adresi olduk. Sevgili arkadaşlar, bakın bu anlayış üzerine Bağımsız Türkiye Partisi birliğin adresidir. Çözümün adresidir. Bunu iyi bilin. Şimdi ülke parçalamak için Şii Sünni ayrılığı şart. Ülkenin parçalanması için. Ne diyor Amerika? Bu diyor ayrılıkları körükleyin. Ha biz Ehl-i Beyt'i ele alarak ülkenin parçalanmasına mani olduk ve muvaffak da olduk arkadaşlar. Başardık bunu.